Herkese merhabalar. Bugün hepimizin bildiği adıyla Sebi Bebi'nin Makeup Revolution'la yaptığı işbirliğinden bahsedeceğiz. Benim paletlere geçmeden önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ben Sebi Bebi'yi yıllarca takip ettim fakat yaklaşık sanıyorum ki bir buçuk yıl önce artık bana daha fazla hitap etmediğine karar verip takibi bıraktım. Velhasıl kelam, kendisi adına çok mutluyum. Bence bu çok güzel bir şey. Öncelikle bir kadının, daha sonra da Türk bir kadının bu tarz işbirlikleri yapmasını her zaman destekleyen bir insanım. Kendisi adına çok mutlu oldum. Kendisini çok tebrik ediyorum. İngiltere'de sanırım day to day olması lazım. Bu out of stock olmuş, stok dışı olmuş, satılmış. Bayağı satılmış yani. Kendisini çok tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum adına. Ben de Türkiye'ye gelir gelmez almasam da şöyle ki satış fiyatları 100 lira. Geldiklerinde hemen %20 indirime girdiler. 80 liraya satıldılar. Ben biraz daha indirime girmesini bekledim. Black Friday indiriminde %40 indirimle ikisini de 60 liraya almış oldum. Zaten alacaktım. Aklımda vardı. İndirim üstüne denk gelmiş oldu. Kendisini desteklemek adına bu paletleri aldım. Kanalımda videosunun da bulunmasını istedim. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi paletler hakkında görüşlerime geçeceğiz. Bu arada detaylı bir inceleme yapmak istiyorum. O yüzden biraz uzun bir video olacak. Videonun açıklama kısmında hangi dakikalarda nelerden bahsediyor olduğumu yazacağım. Böylece hani eğer bir paletle ilgileniyorsanız, eğer swatch'larla, eğer yorumlarla, eğer makyajlarla ilgileniyorsanız bunları belirteceğim. Oraya geçebilirsiniz. Böylelikle de kimse sıkılmamış olur. Çünkü uzun bir video olacak. Evet, ilk bahsetmek istediğim palet bu Day to Day adındaki palet. Palet plastik, üstü simli, dokulu simli. Çok güzel, ben sime bayılırım. Böyle açtığınızda koruyucu bir kağıtla geliyor ve maalesef isimler kağıtta yazıyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Palette yazmasını tercih ediyorum. Tabii bu sebebiyle alakalı bir şey değil. Belirtmek istedim. Renklere baktığımda çok fazla benzerlik yakaladım. Ondan da bahsedeceğiz. Şöyle kaldırayım. Ben mesela bu kağıtları hep atarım. Hep attığım için de renklerin isimlerini asla bilemem. İsimlere baktığımda sanıyorum ki, yani büyük ihtimalle isimleri sebebi koymamış, renklerin isimlerini. Bunu sanırım Makeup Revolution halletmiş. Sebebi de şöyle, bizim kültürümüzle çok alakası olmayan isimler görüyorum. Bu tabii ki önemli değil ama ben şöyle kişisel bir tercih olarak böyle collaboration'lar, işbirlikleri satın aldığımda eğer izlediğim bir vlogger ise özellikle onlara dair küçük şeyler bulmayı seviyorum isimlerde. O yüzden buna dikkat ettim. Ama sanırım bunu sebebinin kendisi. Ya burada Sebile desem benden yaşlı büyük biri, hani saygısızlık ettiğimi düşüneceğim. Sebile ölmez desem çok resmi. Zaten palette bile Sebile yazıyor. Sebebi deyince de bir garip oluyor. Bilmiyorum, Sebebi diyeceğim. Öyle tanıdık, öyle bildik. Sebebi diyeceğim, her neyse. Dediğim gibi sanırım isimleri okuyamamış. Bu zaten gereksiz bir detay. Palete de şöyle bir bakalım. Palet böyle. Adı Day to Day. Gün adı üzerinde günlük renkler barındırıyor. Benim dikkatimi şu çekti. Hemen yan yana koyalım. Bu Anastasia'nın Subculture paleti. Çok benzerlikler taşıyor ikisi de. Epey benziyorlar gördüğünüz üzere. Fakat sadece Anastasia'yla da değil. Bu Revolution'ın Iconic Division adındaki paleti. Bu da zaten Anastasia'nın Subculture paletinden esinlenilmiş. Bunlar resmen birebir aynı gibi. Bu açıdan beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani içinde çok 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 benzer paletler var. Ay, paletler diyorum. İçinde çok çok benzer renkler var. Bu açıdan biraz açıkçası üzüldüm yani. Çünkü çok benziyorlar ya. Şu şu falan. Hepsi çok benziyor. Bunları zaten yan yana swatchlayacağım. Önce paletin swatchlarına geçelim. Önce Day to Day paleti tek başına swatchlayacağım. Evet, o kadar çok benziyor, çok benziyor dedim. Bunu yan yanında göstermek istedim.
Şöyle ki size göre soldaki gördüğünüz renkler Sebebi'nin paleti. Diğeri ise bu Revolution'ın bir diğer paleti olan şundan Swatch'lar. Şimdi şöyle, bence bunlar aynı. Bunlar neredeyse aynı. Bunlar aynı. Bunların arasında çok hafif bir ton farkı var. Bunların da arasında çok hafif bir ton farkı var. Bu ikisinin arasında da pigment farkı var. Bir daha göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Oldukça benzerler ki bunlar sadece benim en yakın bulduğum renkler. Bence çok fazla benziyorlar birbirlerine. Bu beni biraz düşündürdü açıkçası. Neden? Çünkü sebebi de şu tabii ki. Yani kaç tane farklı far rengi yapabilirsiniz ki? Belki çok fazla yapabilirsiniz ama günlük tonlara uyabilecek çok fazla renk çıkmayabilir, tamam. Ama yine de tek bir paletle, yani şunun bu kadar benzerlik göstermesi beni biraz düşündürdü. Ki benim gösterdiklerim sadece hani artık neredeyse birebir olmaya yakın renklerdi. Onun dışında şöyle bakıldığında birbirine düğüp olabilecek bir sürü renk bulursunuz. Çünkü elinizde fark etseler bile gözde o kadar fark etmiyor, emin olun ki. Bunu göstermek istedim paletin makyajına geçmeden önce. Ki alacakların aklında olsun, elinizde bu o palet varsa bence bunu almaya o kadar da gerek yok. Yani Sebi Baby ile bir gönül bağınız yoksa, kendisini desteklemek gibi bir amacınız yoksa dediğim gibi o paleti almanız daha mantıklı. Çünkü bu %40 indirimle 60 lirayken diğer palet, eski palet %40 indirimle 24 liraya geliyor. Tabii ki bunun içinde daha fazla günlük renk var. Ama hayatınızda ilk defa far paleti almıyorsanız, elinizde zaten günlük renkler varsa bu paletin tonlarına yakın tonlar arıyorsanız koleksiyonunuza eklemek istiyorsanız almak daha mantıklı olabilir. Yani bunu söylediğim için üzgünüm ama objektif yorum yapmak istiyorum. Kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Belki de gerçekten hani kendi sevdiği renkleri, masayı kırıyordum. Gerçekten kendi sevdiği renkleri koymuştur ama biraz fazla tesadüfi olmuş. Bu açıdan yorumlamak istedim. Bir tek şu yeşil onunkinden daha pigmentliydi. Ama biraz elinize toz toz olabiliyor, haberiniz olsun. Makyaja geçelim. Bu gözüme ayrı makyaj yapacağım, bu gözüme ayrı makyaj yapacağım. Daha önceki palet konseptlerimden haberdarsanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Genelde söyleyeceğim özel bir şey yoksa da hızlı yapıyorum makyajlarım. Hemen makyaja geçelim.
Evet, palet hakkında genel yorumlarıma gelirsek şöyle genel olarak renklerin hepsini çok beğendim. Sadece, hepsini demiyorum, iki tane harici renk var beğenmediğim. Şu çok gereksiz bir renk olmuş. Bu swatcharken kolumda bile gözükmedi. Bu hani tam bir ten rengi de değil göz kapağını sabitleyebileceğimiz. Ama değişik bir renk, çok gereksiz bir renk olmuş. Bir de şu yeşil. Tam oturmuyor. Yani uyguladığınız yere tam oturmuyor. Elinize aldığınızda oldukça güzel bir yeşil. Ama uygulanan yere tam oturmuyor. Tutmuyor ve dağıttığınız yeri de çamurlaştırıyor. Tam dağıtılmıyor. O açıdan oldukça başarısız bir far olmuş o yeşil. Diğer kullandığım tüm renkleri beğendim. Gayet güzeller. Şu gözümü sevdim. Bu gözüm tam beklediğim gibi çıkmadı ama yine de ortaya sürdüğüm yeşil renk çok güzel duruyor. Sarı çok pigmentli ve çok güzeldi. Kullandığım renkleri beğendim. Genelde palette en çok göze çarpan renkleri kullanmaya çalıştım. Diğerleri zaten ya benzer renkler ya çok doğal renklerdi. Onlar yerine bu tarz makyajlar yapmak istedim. Ve dediğim gibi yeşil renk ve diğer gereksiz renk dışında paleti genel olarak beğendim. Gayet güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sadece benzerlikler var, o kadar. Ve sıradaki paletimiz Night to Night palet. İşte bu palet tam benlik. Sebebi de benim artık doğal renklerden sıkılmış olmam. Şöyle ki günlük makyajımda tabii ki hala doğal renkler kullanıyorum. Fakat elimde çok fazla var. Burnum ne biçim böyle? Tamam. Daha iyi. Elimde çok fazla olduğu için artık palet alırken daha değişik renkler almaya yöneliyorum. Ve bu da tam benim o ihtiyacımı karşılayacak palet. Şöyle ki içinde hala matte var. Çok güzel bildiğiniz glitter, safi sim renkler de var. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama sim sevmeyen bir insansanız bu palet asla size göre değil. Ama tam benlik. Yani şu 4 aşırı simli renk beni çok yükseltiyor. Ama biraz kombinleme sıkıntısı var gibi, onu da makyaj yaparken göreceğiz artık. Swatch'lara geçelim. Evet, swatch'ları gördünüz. Biraz şaşkınım. Çünkü şöyle bir durum var. Şu, biliyorsunuz 4 tane simli renk var bu palette. Bu, bu, bu ve bu. Fakat bunlar çok güzel. Yani hayatımda benim gördüğüm, abartmıyorum, en güzel simli farlar. Gerçekten öyle. Şu ikisi. Ama bunlar krem. Yani anlam veremedim. Bakın. Krem yani simini bile vermiyor. Çok garip hani. Diğerini de deniyorum. Bakın zaten ortası böyle yayıldı falan, açıldı. Yani bu biraz daha iyi. Bu böyle eye gloss olarak falan kullanılır. Bu sadece sim veriyor. Ya çok garip bu. Bunun amacı neydi bilmiyorum. O iki rengin amacı ne? Bilmiyorum niye krem far var ve hiç renk vermiyorlar mı palette bilmiyorum. Fakat diğer ikisi hayatımda gördüğüm en güzel simli farlar. Bir kere daha şöyle gözünüzün önünde alıyorum. Ve hiçbir primer yok. Glitter, glue yok. Benim hayatımda gördüğüm en güzel simli far formülü. Öyle söyleyeyim. Bunlar çok güzel. Fakat diğer ikisi niye öyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Ya biraz sinirlendim çünkü çok güzel bir şey olabilecekken çok kötü bir şey olmuş. Defalarca alıyorum ya, bu hani böyle bir primer, simli far primer ile olacak bir şey de değil. Çünkü bunlar bir krem.
ve hiçbir renk vermiyorlar ya, şaka gibi. Niye böyle bir şey yapılmış? Niye yani? Onu anlamadım. Çok güzel renkler ya, çok sevinmiştim. Hele ilk moru denedim, sırasıyla deniyorum kolumda da. Moru öyle güzel görünce o kadar sevindim ki diğerleri de öyledir diye. Neyse ki diğer şu renge de çok yükselmiştim, o da mor gibi çıktı ama o kremleri hiç anlamadım ya. Yani bunlar böyleyken, bir de çok kolay çıkıyorlar. Bunlar böyleyken onlar niye? Hayatımda gördüğüm en saçma far yapısı ve tonlarca far denedim. Gerek yerli gerek yabancı markalar olsun. Yani bir daha alalım. Bakın şu hele çok saçma. Diğeri biraz sim veriyor da. Bu ne yapıyor? Yani bu hiçbir şey yapmıyor. Elimde bir parlaklık var. O kadar. Niye böyle bir tercih yapılmış inanın bilmiyorum. Çok saçma geldi bana. Biraz da sinirim bozuldu açıkçası. Fakat keza şu dakika ben bu renklere bayılıyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel farlardan biri. Hemen onu da bir tekrar göstereyim. Çok pigmentli. Çok güzel farlardan biri. Ama diğer renklere çok sinirlenmiyor. Açıkçası ben bir şeye para veriyorsam paramın hiçbir kuruşunu çöpe atmayı sevmiyorum. Ve o iki far niye bu paletin içinde? O iki far yerine çok güzel, daha güzel renkler, daha güzel yapıda farlar konulabilirmiş diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi sebebi takip etmiyorum maalesef. Eğer bu farlar hakkında bir açıklama yaptıysa ve biliyorsanız bana da hani söyler misiniz, çok merak ettim çünkü amaçlarını merak ettim. Belki de ben amacına uygun kullanmıyorum. Olabilir, hani yargılamıyorum. Yani onlar dışında gerçekten mükemmel bir palet. Keşke şu renk ve şu renk day to day paletinde olsaydı. Çünkü bu tam göz kapağı sabitleme rengi, bu da göz pınarı aydınlatma rengi. Benim için day to day palette tek eksik olan şey göz pınarı aydınlatmak için bir renkti, o da bu palette var. Neyse ben biraz sakinleşeyim ve makyajlara geçelim. We'll be right back.
geçelim Night to Night Palette'in yorumlarına. Şimdi başta yaptığım yorumlara katılıyorum. Renkler konusunda yani şu iki krem renk ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Glitterlere gözümde de bayıldım. Tek sıkıntısı bunlar saf glitter. Yani o yüzden de şurada görmüş olduğunuz bulaşma problemini yaşayabilirsiniz benim gibi. Ve dağıtınca da geçmiyorlar. Biraz yapışıyorlar. Bu göz kapağınıza çok güzel bir durum. Niye? Çünkü ben... Korktum. Ayna kırılacak diye korktum. Aynamı seviyorum. Evet. Ne diyorduk? Glitterler yapışıyor. Bu güzel bir şey. Çünkü hiçbir glitter primer'ı, glitter bazı kullanmama gerek kalmadan göz kapağımda çok güzel renk verdiler. Çok güzel oturdular. Bayıldım. Ama diğer sorunsa işte dediğim gibi şöyle transfer olduğunda o transfer olduğu yerlerden bir türlü koparamıyorsunuz. Dökülme yaptı. Şuralarında görüyorsunuz. Kesinlikle dökülme yaptı. Ama glitterden beklenen bir şey. Bu glitterlerin hepsi dökülür zaten. O yüzden de zaten hep zaten diyorum değil mi? O yüzden de glitterli makyaj yaparken cilt makyajını sona bırakmak çok önemli bu noktada. Çünkü yüzünüzü bir silip üzerine makyajınızı makyajınızı yapabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi glitterli farlar kullanırken makyajı önceden yapmak gerekiyor. Ben video çekeceğim için, videodan önce konuşacağım için karşınızda hortlak gibi durmak istemedim. O yüzden önceden yapmıştım cilt makyajımı. Siz sonra yaparsınız. Yine glitterli farlar olmasına rağmen beklediğimden az dökülme yaptılar. Bence bu güzel bir şey. Şu renk çok güzel. Bu renk harika bir renk. Tek sıkıntısı paletin şöyle ki ben farları kombinlemekte zorluk yaşadım. Doğal tonlu farlarda çok güzel kombinler yapabilirsiniz evet ama bunları kombinleyebileceğiniz çok fazla renk yok. Ben mesela koyu bir bordo ama şöyle değil. Bir dakika. Bu da yokmuş zaten. Bordo derken bir dakika. Şuradan örnek vereceğim. Geliyorum. Şu tarz değil de bundan birazcık daha koyu bir bordo beklerdim. Diğer palette. Daha güzel kombinlenirdi. Sonrasında ne beklerdim? Mor beklerdim. Güzel ama tam rengini veren koyu bir mor. Şu lila, şu ve onunla kombinlenebilecek güzel bir mor daha beklerdim. Şunda da çok güzel olurdu. Dediğim gibi biraz kombinleme sıkıntısı yaşadım. Bunda çok az mat renk var. Hatta şu an yanlış görmüyorsam 3 renk var. 3 tane mat renk var. Bunu böyle ben alıp çantamı atıp gece makyaj yapacağım deyip dışarı çıkamazdım. Çünkü kombin sıkıntısı oluşturuyor. Onun dışında beğendiğim bir palet oldu. 2 gereksiz renk hariç. Bir daha bakayım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Gece paleti olmasına rağmen bence yine içinde çok fazla doğal renk barındırıyor. Bu kadar doğal renk kaygısındansa daha çok kombinlenebilecek renkler olsaydı benim daha çok hoşuma giderdim. Ama farların performansını beğendim. Bence çok güzeller. Hatta arttırıyorum. Ben bu makyajı günlük hayatımda yaparım. Çünkü glitterli, çok parlak olmasına rağmen doğal ve güzel durduğunu düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti şuradaki makyajım. Özellikle ben bunu günlük hayatımda kullanırım ki sabahları 8.30'da olmasaydı dersim. Tabii 8.30'da kalkıp makyajı yapamam. 8.30'da bile kalkmıyorum. 7'de kalkıyorum. 7'de kalkıp makyajı yapamam. Ama eğer okula geç gittiğim bir gün olsaydım kesinlikle makyajı okulda bile kullanırdım. Bence çok güzel oldu. Bunu da kombinleme sıkıntısı yaşadığım için böyle yaptım. Yoksa yarım bir kat crease'de ya da tam gözün ortasında bu renk çok daha güzel dururdu. Dediğim gibi kombin sıkıntısı oluşturduğu için direkt tüm göz kapağıma sürdüm. Hem de hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz diye düşündüm. Genel olarak beğendiğim koleksiyon oldu. Sebile ablayı çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Türkiye'den birinin böyle bir başarıya imza atması beni çok gururlandırdı. O yüzden de zaten alıp denemek istedim. Yine eleştirilerim, eğer yani bu videoyu izler mi bilmiyorum. Belki hani merak ediyordur insanlar paleti hakkında ne düşünüyor. Aratır ve benim videoma denk gelir. Yaptığım eleştiriler umarım kırıcı olmamıştır. Kırıcı olmamaya çalıştım ama doğal kalmayan tepkilerimi tam yerinde vermeye de çalıştım. Kendisini çok tebrik ediyorum. Umarım
bunları bir eleştiri olarak alır. Çünkü kendisi de bir kozmetik markası çıkarıyor. Fırçalarla çıkacak. İlk denemek için sabırsızlanıyorum. Belki ileride tekrar kendi markasına far paleti yapmak isterse bu eleştirilerimi umarım dikkate alır. Dediğim gibi çok tebrik ediyorum. Çok mutluyum kendisi adına. Takip etmeme rağmen paletleri almak istedim. Destek olmak istedim. Kanalımda da yorumlamak istedim. Kendisinden kırıcı olduysam özür dilerim. Eğer izliyorsanız Sebile Hanım. Ay çok garip hissettim kendim. Takipçilerime de gelince umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.